Herkese merhaba arkadaşlar. Ayrıntılı Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sürgüne geldik. Ramazan boyunca beni aşağıdaki mutfağımdan ettiler. Sen dediler yukarıdaki mutfağa git. Orada ne yaparsan yap. Biz de yemeklerimizi burada çekeceğiz. Burası kullanmadığım bir mutfak ama bütün takım takvat her şey var. Yemeğimize başlamadan evvel lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile de tıklayın ki bildirimlerden haberiniz olsun. Evet, başlayalım. Şimdi yemeğimize başlayabiliriz. Bugün size tarifini hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey yapacağız. Nasıl? Halka kızartması. Halka kızartması nedir? Halka nedir? Halka arkadaşlar budur. Ramazan'da yapılır. Pide hamurundan fırıncılar özel yapar. Bunda susam yoktur. Sadece Adapazarı'na özgü bir şey olduğunu biliyorum. Başka yerde görmedim, duymadım. Varsa bile duymadım, görmedim. Bütün çeşitlilere arkadaşlarıma sordum. Hiçbiri bilmiyor. Bu herhalde sadece Adapazarı'na özgü. Ama siz eğer yapmak istiyorsanız fırıncınıza aynı bu şekilde gösterin. Arkadaşlar bir çekeyim ben size. Bu şekilde pide hamurundan yaptırın arkadaşlar. Çok güzel bir şey oluyor. Şimdi malzemelerimiz nasıl? Bakın bir kaseye bu ne kadardır? Yarım kilodan biraz fazla lor ekşimi ve süt ekşimini karıştırdım. Bir de yağlı peynir, tuz, maydanoz. Bunları karıştırdım. Bu bizim iç harcımız. Bu kızartırken kullanacağımız galeta unumuz. Bu da halkaları kesip içini doldurduktan sonra yağ atmadan evvel bulacağımız sosumuz. Bunda ne var? Bunda bir adet yumurta, 1-2 kaşığı toz tatlı biber, tuz ve 2-2,5 bardak arası su. Arkadaşlar şimdi işlemimize başlayabiliriz. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Önce halkamızı kesiyoruz arkadaşlar. Ne kadar ne kadar? Şu aşağı yukarı boyumuz şu kadar. Ben bunları keserken kameranın da kamerayı kapatsın. Evet arkadaşlar, kameramanım mıstık bugün. Biraz acemi kendisi ama onu da en güzel biçimde yetiştireceğim. Babasına yardım ediyor. Maşallah diyeyim bakayım. Evet Mustafa, devam et, çekelim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Bu gördüğünüz halkaları şöyle İçini açıyoruz. İçine şöyle elimizle harcımızdan yerleştiriyoruz. Görüyorsunuz. Siz bir kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben kaşığı tercih etmiyorum. Elimi yıkadım tabii ki. Gayet güzel. Elle daha kolay oluyor. Şöyle hazırlıyoruz. Evet, halkalarımızın doldurma işlemi bitmek üzere. Şimdi yapacağımız iş, bunları ikinci harcımıza bulayacağız. Nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar, şimdi bir maşa yardımıyla bu yaptığımız yumurtalı suyu buluyoruz. Şöyle süzdürüyoruz. Tabağa diziyoruz. Tabi direktman yağın içine de atabilirsiniz. Şöyle gösterir miyiz kameraman bey? Çok yakın dedi. Birazcık geriye çıkabilir miyiz? Evet. Bu arada mısığı da eğitiyoruz. Bütün bu hazırladığımız lokmaları diyelim. Böyle yumurta suyuna bulanınca ocak başında pişirmek daha kolay oluyor. Evet.
sonuna geldik. Şimdi yapacağımız işlem bunu böyle almak. Ay gazımızın yanına koyduk. Üşürdük. Ay gazımızı yakıyoruz. Tencereyi kızdırıyoruz. Tavada yapmıyorum arkadaşlar. Çok yağ olduğu zaman sıçrıyor. Yağımız kızgın olacak. Tavamız kızdıktan sonra sıvı yağ atıyoruz. Az da atmıyoruz arkadaşlar. Birazcık bol atıyoruz. Çünkü halkalarımız kalın. Ama tabii ki yağ kızınca kabarma şeyini hesaplayacaksınız. Yağımız kızsın, pişirmeye başlayalım. Evet, yerde gazeteleri gördünüz arkadaşlar. Tabii yağ sıçrıyor. En güzel pratik yöntem ay gazı etrafına gazete sermek. Şimdi bismillah başlayalım. Kızgın yağ atıyoruz halkalarımıza. Ay gazımız altı açık olacak arkadaşlar. Kısık ateş olmaz bu. Şimdi bir tanesini arkadaşlar galeta unsuz yaptık ilk posayı. İkinci posayı da galeta unlu yapıyorum. Seven var, sevmeyen var. Bakın böyle galeta unlu batırıyoruz. Bu da ayrı bir lezzet, ayrı bir çıtırlık veriyor. İsteğe bağlı. İşlemi bitti arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz peynirli de patatesli de yapabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz. Kıymalı yaparken bunun içine biraz soğan, biraz karabiber, biraz tuz atıyoruz. Şöyle bakalım nasıl bir şey olmuş. Çok sıcak ama bir bakalım. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmak üzere. Gerçekten nefis bir şey bu. Burada olup da denemenizi isterdim. Şu anda bunları böyle fazla kızartırsak tadı kaçar. Bakıyoruz. Kızarmışları alıyoruz. Kızarmayanları bir de ters çeviriyoruz. Neden bol yağ dedim? Bunun için arkadaşlar.